Herkese merhabalar. Haftanın sağlık haberlerine başlıyoruz. Yine önemli gündem maddelerimiz var. Özellikle üçüncü doz, dün Sağlık Bakanlığı açıklamıştı. Üçüncü doz kimlere yapılacak? Burada farklılıklar ne olabilir? Bakanlığa bir eleştiri gibi bir düşünebilirsiniz. Hatta dördüncü doz geliyor mu? Onunla ilgili. Ve çocuklarda ve ergenlerde aşılar güvenli mi? Çünkü FDA çocuklarla ilgili de aşıya onay verdiler. Onunla ilgili de zaten daha önce bir önceki videom onunla ilgili. Bipolar bozuklukla ilgili bir haberimiz var. Bir araştırma daha doğrusu. Bu araştırmada da bipolar bozuklukta şey yapılıyor mu? Yani beyinde yapısal bir değişiklik var mı? Onu konuşacağız. LED yüz maskeleri diye bir şey çıktı. LED yüz maskeleri işte teknolojiyle güzelliğin buluşmasına bir örnek. LED yüz maskeleriyle ilgili bir uyarımız var. Bir de fast foodlarla ilgili sürekli zaten bir şeyler söylüyoruz. Onunla ilgili bir haberimiz var. Şimdi ilk başta şöyle başlayalım. Tabii ki dün Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu sonrası bir açıklaması vardı. Bu açıklamada Sağlık Bakanlığı üçüncü dozların kimlere yapılacağını açıkladı. Bununla ilgili şimdi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada birincisi 60 yaş üzeri vatandaşlarımız dendi. Üçüncü doz yapılacaklar kişi arasında. İkincisi 18 yaş arasında olup kronik hastalığı olanlar. Şimdi kronik hastalığı olanlar deyip bitirmemek gerekiyor. Yani kim kronik hastalıklardan kastınız ne? Yani bununla ilgili belki de 20-30 tane hastalık var. Bunların da belki sıralaması lazım ama Sağlık Bakanlığı'nın web sitesinde net bir şekilde şu 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 hastalıklar diye bilmiyoruz. Tabii sizler de bize soruyorsunuz bu hastalığım var yaptırayım mı? Ama şunu mutlaka sayalım. Kronik hastalıklarda bir kalp hastalığı olanlar mutlaka. İkincisi diyabeti olanlar, üçüncüsü obezitesi olanlar, dördüncüsü KOAH olanlar. Ama burada bir şey eklememiz lazım. Çünkü şöyle önce şunu da belirtelim. Yani üçüncü doz ne demek? Hatırlatıcı doz ne demek? Sağlık Bakanlığı dedi ki hatırlatıcı doz olarak yapıyoruz dedi. Şimdi hatırlatıcı doz dediğimiz şey bağışıklık tepkisi zamanla azalacak insanlarla ilgili. Bu insanların işte şu anda Sağlık Bakanlığı bunları saymış oldu. Ama bunların burada en önemli noktayı unuttu. İmmün süpresif hastalar. Bununla ilgili mutlaka bir açıklama yapılması gerekiyordu. Şimdi bu hatırlatıcı doz demek. Üçüncü dozda iki doz, ilk iki dozdan sonra yeterince yani güçlü bir bağışıklık sahibi olamayanlar için. Şimdi hatırlatıcı dozla ilgili immün süpresif hastalar 2-3 gün önce CDC'nin sitesinde bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmada diyor ki özellikle organ naklinden sonra immün süpresif hastalar çünkü onlar belli ilaçlar alıyorlar ve o ilaçlar immün sistemlerini, bağışıklık sistemlerini iyice düşürüyor. O kişiler de %90 oranında azalma var. Yani antikor, nötralizan antikorlara bakıyoruz. Nötralizan antikor düzeylerinde %90 oranında bağışıklığı baskılanmamış kişilere göre %90 oranında azalma var diyor. O yüzden burada mutlaka belirtilmesi lazımdı dünkü bilim kurulu sonrası basın toplantısında. Bağışıklığı baskılanmış kişiler mutlaka üçüncü dozu yaptırmaları lazım. Çünkü onların vereceği cevap, aşılara verdiği cevap daha kuvvetsiz. Bunu net olarak biliyoruz. Organ nakli, kanser hastalarından özellikle aktif kemoterapi görenler, bunların da mutlaka üçüncü dozu almaları lazım. Diğer grupları zaten Sağlık Bakanlığı sıralamış. İşte çünkü bunu başka üçüncü doz şu anda başka ülkelerde uyguluyor. Bu ülkelerde de aşağı yukarı böyle. Mesela Amerika'da işte 65 yaş üzeri kişiler Eylül ayında hatta Ağustos'ta karar verdiler. Bizde de ikinci dozlar BioNTech'le ilgili Mayıs ayında yapıldığı için şu anda yeni yeni 6. ay oluyor. 6. aydan itibaren yani 6 ay süre geçecek. 60 yaş üzeri herkes yaptıracak. Hastalığı olsun veya olmasın. Diğer taraftan mesela 19 yaşında KOAH'ı olan bir hasta yaptıracak mı? Evet. Diyabeti olan bir hasta yaptıracak mı? Tabii ki 18 yaşına daha sonra açılmıştı. Yani bunlara dikkat edelim. Yani tabii ki bunlar Sağlık Bakanlığı bu kronik hastalıkları, şu kronik hastalıkları özellikle sıralamadığı için sizler de bizlere soruyorsunuz.
Bizler de mümkün olduğunca cevap veriyoruz. Sorular da geliyor, o sorulara da bakalım. Bu aşıyı vurduğum ama kalbimde çarpıntı devam ediyor. Bundan mı hocam? Şimdi aşının kardiyolojik yan etkileri var. Şimdi COVID'in de kardiyolojik yan etkileri var. İşte çarpıntı, miyokardit, mesela miyokardit aşının yaptığı miyokarditten kat kat daha fazla gözüküyor. Bu kalple ilgili sorunlar olabilir. Ama şu an hem Instagram'dan yazıyorsunuz hem YouTube'dan yazıyorsunuz. Genellikle bu kişiler şeye gittiklerinde, kardiyolojiye gittiklerinde hiçbir sorun çıkmıyor. Hiçbir sorun çıkmaması aslında organik bu aşıların kardiyolojik yan etkilerinin geçici olmasında. Ama şunu mutlaka vurgulamamız lazım. Kimler kardiyoloğa da gitsinler? Bir, nefes darlığınız varsa. İkincisi, kalp çarpıntınız varsa ve göğüs ağrınız oluyorsa bu kişilerin mutlaka gitmesi lazım. Nilüfer sormuş, hocam ben ikinci doz aşımı oldum, 10 gün oldu, grip oldum, öksürük, balgam atıyorum, 10 gündür geçmedi, normal mi? Şimdi aşıyla eğer COVID testi yaptırdıysanız, çünkü öksürük, balgam, grip, daha çok işte grip, gripal enfeksiyon benzeri şeyler bunlar. Muhtemelen COVID değildir. 10 günden beri geçmemesi, biraz daha uzun sürmesi bana biraz daha COVID'i düşündürür. O yüzden belki de bir test yapılması lazım. Çünkü grip, normal grip dediğimiz şey işte en fazla bir hafta sürüp geçer. 3 gün, bir hafta sürüp geçer. O yüzden belki bir test gerekir diye söyleyelim. Şimdi üçüncü dozla ilgili bunları söyledik. Üçüncü dozda şöyle bir araştırma var. Bu araştırmada 3 gün önce falan yayınlandı. Şu üstteki yer, orada gözüküyor herhalde. Üstteki kırmızı olan yer 2 doz aşı. Şurada görüyorsunuz zaten. Alttaki de 3 doz aşı. Bu İsrail'de yapılmış bir çalışma. İsrail tüm vatandaşlarına 3. dozu uyguluyor. Yani belli kesimlere değil, tüm vatandaşlarına uyguluyor. Bildiğiniz gibi ilk aşıyı uygulayanlardan birisi de İsrail'di. Oradan sürekli araştırma gelmesi o yüzden doğal. Zaten BioNTech'le de böyle bir anlaşmaları var. Bunun karşılığında, ilk erken aşı alma karşılığında. Burada da ikinci dozun üzerine 3 doz yapılanlar, 5 ay öncesinden bahsediyoruz. 5 ay önce başladı İsrail'de 3. dozla ilgili durum. 3. dozu yaptıranların %90 oranında daha iyi antikor ürettikleri görülmüş. Şimdi asıl sormamız gereken soru şu: herkes 3. doz olacak mı, olmayacak mı? Şimdi Sağlık Bakanlığı ilk başta, yani tüm ülkeler gibi, diğer ülkelerde yani o sadece immünsüpresif hastaları mutlaka vurgulanması, yani bağışıklığı düşmüş hastaların mutlaka vurgulanması gerektiğini unuttuğu için ben biraz eleştirdim. Ama onun dışında yani tüm herkes de zaten bunları söylediler. Üçüncü doz mı? Yani hatırlatıcı doz yakında gelecekmiş gibi görünüyor. Yani herkese üçüncü dozla ilgili bir şey yapılacakmış gibi gözüküyor. Ama bu 8 ay, 12 ay sonra olabilir. Ama şurada size başka bir araştırma göstermek isterim. Bir başka pencere dediğim şey şu. Bu da yine İsrail'de yapılmıştı galiba. 2 tane çalışma. Yok, Katar'da yapılmış bir çalışma. Gayet de iyi bir dergide yayınlanmış. Şimdi burada 6 Ekim'de yayınlanan bir çalışma. 4. aydan sonra hızla düşüyor. Antikorlar hızla düşüyor. Sonraki aylarda yaklaşık %20 gibi düşüyor demiş. Ama burada vurgulamamız gereken şu: antikorlar düşmesine rağmen hastaneye yatış ve ölümlere karşı koruma devam ediyor. Yani bizim de zaten bir aşıdan beklentimiz hastaneye yatışlarla ilgili ve ölümlerle ilgili koruması. Yani bunun çok fazla şeyden koruyacağını düşünmüyoruz. Aşı tamam, yani aşılanmayan kişiye oranla daha fazla, daha az COVID'e yakalanıyor, ama aşının temel etkisi ölümleri ve hastaneye yatışları önlemesi. Yani
daha önce de 2-3 ay önce de çıkan araştırmalar vardı. İkinci dozdan sonra antikor oranı, nötralizan antikor oranı dediğimiz şey düşmüş olsa bile tekrar COVID ile karşılaştığında anormal bir pik yaşanıyor. Yani koruyuculuk oranı devam ediyor tekrar karşılaşıldığında. O yüzden tartışılacak eğer bununla yönelik bir yani eğer şu önemli yoğun bakımlarda iki doz BioNTech olmuş. Şu anda yoğun bakımlarda iki doz Sinovac olmuş birçok insan var. Üçüncü dozu yaptırmamış. Eğer yoğun bakımlarda iki doz BioNTech olmuş kişiler artmaya başlarsa, çünkü %1'lerde falandı en son, ama artmaya başlarsa bu üçüncü dozla ilgili de yaptırmamız gerekeceğinin bir işareti olabilir. Şimdi çocuklarda burada söyleyeceğimiz başka bir şey kaldı mı? Aslında önemli noktaları söylemiş olduk. Şimdi çocuklarla ilgili konuşalım. Çocuklarda aşı güvenli mi? FDA çocuklarla ilgili aşıyı onayladı dedik. Çocuklarda ve ergenlerde. Şimdi önce şunu söyleyelim. Çocuklarda bu COVID ne kadar gözüküyor? Yani mesela bu Amerika'da yapılmış bir şey. 17 Ekim itibariyle COVID-19'dan 691 ölüm bildirilmiş. Bizdeki durumu bilmiyoruz. Bizdeki durum çocuklarla ilgili kaç tane vakamızı kaybettik, çocuğu kaybettik bunu bilmiyoruz. Ama Sağlık Bakanlığı ne demişti 14 Ekim'de? Aktif COVID hastalarının %23'ü %40'ı 23 yaş altı kişilerden oluşuyor demişti. Ama burada da şöyle bir bilgi var. Yani 43 merkezde, 43 ilde yapılmış bir çalışma bu. Şu ana kadar Mart 2000'den Nisan 2021'e kadar 13 ayda yani Delta öncesinde 44 çocuğumuzu kaybetmişiz. Tabii ki Delta sonrasında işte ölümlerin arttığını biliyoruz. Daha fazla çocuğumuzun kaybettiğini biliyoruz. Bu çocuklarla ilgili araştırmaları bir önceki videomda paylaştım. Oradan okuyabilirsiniz. Şimdi sağlık haberleri deyince haftanın diğer sağlık haberleri, o hafta gündemde ne olmuş onları da sunuyoruz. Şöyle bir haberimiz var. Bipolar hastalıkla ilgili. Bipolar bildiğiniz gibi mani ve depresif ataklarla giden bir psikiyatrik bozukluk. Şimdi bipolar bozukluk da aslında daha önceki zamanlarla da beyinle ilgili bir takım yapısal problemlerin olduğuna dair bilgiler vardı. Elimizde bilgiler vardı. Ama yeni bir çalışma yayınlandı. Birkaç gün önce yayınlandı. Bu Enigma Bipolar Bozukluk Çalışma Grubu diye önemli de bir dergide yayınlandı. Bu çalışma bipolar bozukluğu olan 307 kişiden 925 sağlıklıyla beyin MR'ları kontrol ediliyor. Ve bu bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla daha doğrusu bir yıl boyunca bunlar kontrol ediyor. Burada önemli bir çarpıcı bir bulgu var. Bu beynin en dış tabakası olan korteks. Korteks nedir? Aslında zihinsel faaliyetlerimizin en önemli, yani akıllı insanlar için en önemli yerini kapsayan kortekste bir takım işte entelektüel faaliyetler diğer hepsi bunların kortekste olur. Bu kortekste ve bipolar manik ve depresif ataklara gidiyor dedik. Özellikle manik atağı çok sık geçirenlerde bu korteks tabakasının inceldiği gözlenmiş. Yani tabii ki yapısal bozukluk fonksiyonlara da etki eder. Bu yüzden önemli. Bu mani olmayanlarda kortikal inceleme ve hatta kortikal kanlaşma görülmemiş. Şimdi değişiklikler bu mani ile ilgili beyinle ilgili değişiklikler en çok kontrol yani o yine kortekste yer alır ve duygu düzenlemeleriyle ilgili olan yerlerde belirginmiş. Bunlarla ilgili de şimdi beynin plastisitesi diye bir durumumuz var. Yani aslında artık önceden işte beyin giderek yaşlanan ve aslında hücreleri yenilenmeyen bir organ diyebiliyorduk. Beyin plastisitesi ile ilgili aslında onunla ilgili de güzel bir video çekmek lazım. Bu beyin plastisitesi sayesinde aslında bu kortikal inceleme olsun, diğer fonksiyonlar olsun, bunları tekrar yerine
getirilebilir diye de bir tez var. Yani beyin egzersizleri, işte bulmaca çözmeler, bilmem ne falan, bu tür şeylerin dışında beslenmeye dikkat ederek ve bir takım zihinsel faaliyetlerle bulunarak bunlar yapılabilir. Hatta yakında yine bir video çekeceğim. Tek ayak üstünde durma. Tek ayak üstünde durma aslında bir takım işte yaşını gösteriyor falan dediler de yaşla alakası yok. Beyin, yani kontrol mekanizmalarıyla ilgili önemli bir şeydir. Tek ayak üzerinde ve gözü kapalı durma. 20 saniye, evde de deneyebilirsiniz. 20 saniyenin üzerinde duruyorsanız gayet iyidir. Çünkü gözlerinizi kapadığınızda işte vücudunuzdan, eklemlerinizden, kaslarınızdan gelen bir takım şeyler, veriler toplanıyor ve beyniniz aslında zihinsel bir faaliyet de yürütüyor. Bunun ileriki yaşlarla ilgili de bir takım hastalıkların belirtisi olup olmayacağı ile ilgili bir çalışma daha sonra konuşacağız. Şimdi gelelim LED yüz maskeleri. Ben bu LED yüz maskesini bilmiyordum ve bunu da öğrenmiş olduk. LED yüz maskesi dediğimiz şöyle bir şey. Şu soldaki gördüğünüz kişi bu Kardashianlardan. Ben Kardashianlardan bir tanesi de, ben ki bir Kim Kardashian ismini duydum ama bu Kardashianlar bayağı bir kardeş grupmuş anladığım kadarıyla. Onlardan bir tanesi zaten yüzde bu Instagram'da paylaştığı bir posttan alınmış. Şu sağ tarafta da işte bu LED yüz maskeleriyle ilgili bir şey var. Amanın, yani bu, hiç haberiniz yoksa, benim yeni haberim oldu diyorum ya, hiç haberiniz yoksa hiç kullanmanıza gerek yok. Ama böyle bir şey olduğunu bilin. Bunun ne zararı var? Bu sonuçta, bak, zaten mavi ışık dediğimiz bir ışığımız var. Bu elimizdeki şu tür cep telefonları, ne yapıyoruz? Zombi gibi sürekli bunlara bakmış oluyoruz. Bu LED yüz maskeleri ile ilgili yapılan bir çalışma. Bildiğiniz gibi melatonin diye bir hormon var ve bu uyku uyanıklığımızı düzenliyor. Artı bizim bir sirkadiyen ritmimiz, bir biyolojik ritmimiz var. Bu biyolojik ritmimizi bozan birçok şey olur ve bunlardan en önemlisi de bu LED ışıklar. Şu anda benim de yüzüme vuran LED ışıklar. Bu ışıklar eğer çok fazla vurduğunda melatonin hormonunun düşmesiyle ilgili bir sorun oluşturuyor ve uykusuzluğa yol açıyor. Hani şu bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için vitaminler falan bir sürü bir şeyler alıyoruz ya. Aslında bunlara hiç gerek yok. Bağışıklığı artırmak için bu vitamin gıda takviyeleri hiç gerek yok. Normal uyuyun yeter. Yani uykunuzun düzenli olması bu gıda ve vitamin takviyelerinden çoktur, çok daha yararlıdır. Bunu da belirtelim istedim. Son olarak bir haberimiz. Fast food yiyeceklerle ilgili bir haberimiz var. Bu fast foodlarla ilgili daha önce de zaten bir takım şeyler, yani zararları ile ilgili paylaştığım şeyler vardı. Burada da fast food yiyeceklerin, işte bu hamburger olsun, pizza olsun, bu tür yiyecekler ve Borella diye bir şey varmış. Borella mıydı? En çok hangisinde bulunduğuna dair bir şey vardı. Bu Amerika'da, Texas'ta yapılmış bir çalışma. 6 tane fast food restoran zincirini ziyaret ediyorlar. İçeriğinde fitalat buluyorlar. Yani bu fitalat dediğimizde şu işte birkaç çeşidi var. Bu iki çeşidinden buluyorlar. En büyük fitalat konsantrasyonları da cheeseburger ve burrito. Burrito'yu da ben yeni duydum. Zaten fast food'da çok aram yoktur. Burrito diye bir şey varmış. En çok cheeseburger ve burrito et bazlı, yani bunlarda en fazla fitalat konsantrasyonları varmış. Yani Amerika'da varsa bizde de %99 oranında vardır zaten. Tamam, fast food'un ana vatanı Amerika ama biz de yavru vatan gibiyiz onların. Yani iyi, yani beslenme konusunda ve sağlık konusunda gerçekten Amerika'nın yavru vatanı gibi, ne tür olumsuzluklar varsa Amerika'da onları alıyoruz. Fitalatlar nedir peki? Bu hamburgerlerde, işte cheeseburgerlerde olan fitalatlar genellikle işte bu plastik üretmek için
kullanılan sentetik kimyasallar, işte plastiğin daha esnek ve kırılması daha zor hale getiriyor bunlar. Bunlar çoğunlukla işletme ve paketleme gibi aşamalarda oluyor. Yani üretim aşamasında değil, bir de plastik ambalaj materyallerinde gıdalarda fitalat birikimi var. Gıda sağlığa etkileri ne bu fitalatların? Şimdi mesela ben aşı karşıtı, bu arada Instagram'da aşı karşıtı olarak işaretlemiş beni, enteresan. Yani yapay zekaya da güvenmemek lazım. Yapay zekalar da algılamıyor galiba, veya algoritmalar da benim gibi bir adamı aşı karşıtı olarak işaretliyorlarsa bu yapay zekaların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Algoritmaların tekrar gözden geçirilmesi lazım. Bunlar, bu fitalatlar erkeklerde düşük sperm sayısına. Yani aşıya yönelik bir eylem yapacağınızda bu hamburgerlere yönelik eylem yapın arkadaş. Ben de katılayım ve gerçekten bu illetten, bu fast food illetinden çocuklarımızı koruyalım. Kendimiz de koruyalım. Yani sadece çocuklarla ilgili değil ki bu mesele. Mesela işte eylemler yapıyorlar ya, toplansınlar, bakın kantinlerde fast food tüketimi yasaklansın diye ve kantinlerde doğal gıdalar gelsin, sebze meyve gelsin diye eylemler yapılsın, herkes katılsın ve sağlığa da bir yararı olsun böyle toplanmaların. Bu, çünkü fitalatlar erkeklerde düşük sperm sayısı, fertilitede yani azalmalara, yani doğurganlık, yani erkeklerin doğurganlık yani işte sperm sayısında problemlere veya spermin motilitesindeki problemlere, testiküler değişimlere, kadınlarda gebelikte düşük doğum ağırlığı ve malformasyonlara neden olduğu tespit edilmiş. Hatta fast food tüketimi, yüksek fitalat düzeydeki anneler, bunlarla beslenen annelerin düşük IQ'lu çocukları olduklarıyla ilgili araştırmalar var. Hatta kanserojen olduğuna dair de araştırmalar var. Kanserogenez özellikle de kanserojen özellikle taşıyor ve fitalatların en önemli özelliği plasentaya da geçebildiği de gözlenmiş. O yüzden bu aşı karşılarında söylemek lazım. Gelin kardeşim, yani hamburgere karşı veya işte bu fast foodlara karşı eylemi yapalım desen kimseyi toplayamazsınız. Bu haberler bu kadardı ama şöyle de bir tur, haber turu atacağız. Bu en son neler olmuş diye bir Twitter'dan paylaştıklarımı da size şöyle bir göstermek isterim. Birincisi HPV ile ilgili İngiltere'de yapılmış bir çalışma var. HPV aşıları, yani kadınlarımızın, kızlarımızın mutlaka, hatta erkeklerin de yapılması lazım, HPV aşılarının önemli ölçüde rahim ağzı kanserinin riskini azalttığı gözlenmiş. Nerede? İngiltere'de yapılmış bir çalışma. 2012'de mi ya da 2008'de 12 yıl boyunca HPV aşısı olan kişileri izlemişler ve özellikle 12-13 yaş arasındaki kız çocuklarında yapılan HPV rahim ağzı kanseri riskini %87 oranında, yani çok yüksek bir oranda azaltmış gözüküyor. Bununla ilgili, HPV ile ilgili, HPV aşısı ile ilgili daha sonra bir video çekmeyi düşünüyorum. Daha önce Molnupavir ile ilgili bir video çekmiştim. Molnupavir ile ilgili yine İngiltere'de acil kullanım olayı verilmiş, düşürüleceği düşünmüş. Bu şeyimiz, bu pandeminin hekimler etkisi, yani anksiyete ve depresyon artışı. Bir de son olarak bu düz dünyacılar, yani aşı karşıtı daha çok aşıda yakalanıyor diye bir araştırma vardı. Cambridge'de yapılmış bir araştırma. Onu da söyleyelim. Niye daha fazla onlar yakalanıyor, aşı karşıtları COVID'e yakalanıyor? Çünkü adamların hiç umurunda değil bu tür şeyler. Şeyleri de yani kurallara uymadıkları için açıkçası zaten böyle bir etkinin olması da doğal. Maske takma, mesafeyi unutma, virüs yoktu, bilmem ne yoktu. Ondan sonra zaten böyle yakalanırsın. Şimdi bu haftalık bu kadar. Ama işte şu anda 5. hafta oldu. 5. haftadır bu sağlık haberlerini konuşuyoruz. Sizlerin de şeyleri olursa, bu arada bir soru gelmiş. Merhaba.
Annem için daha önce sormuştum. İki Sinovac ve Temmuz'da BioNTech oldu. Bugünkü açıklamalara göre anneme ikinci BioNTech'i vurdurmalı mıyız? Ritim bozukluğu başlamıştı. İlaç tedavisi başladı. Şimdi işte bilim kurulunun eksikliği burada. Yani en çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Yani iki doz Sinovac. Ben de iki doz Sinovac yaptırdım. Bir doz da BioNTech oldum. Yani onlar şimdi bir doz, iki doz Sinovac, bir doz BioNTech yaptırmışlar. Ne olacak? Dördüncü dozu olacak mıyız? Yani zaten dördüncü doz aslında açılmış durumda. Hekimler yaptırabiliyor ama bunu Sağlık Bakanlığı dedi, tıbbi bir gerekliliği yok. Yurt dışına çıkmak için var dedi. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bizimle şeyi paylaşmazsa, verileri paylaşmazsa maalesef bir şey söyleyemeyiz. Ama şu andaki bilgim, yani ben de iki doz Sinovac yaptırmış, tek doz BioNTech yaptırmış kişi olarak dördüncü doz olarak BioNTech'i düşünmüyorum. Şimdilik düşünmüyorum. Belki ileride olabilir ama bununla ilgili herhangi bir çalışma yok. Sağlık Bakanlığı bize çalışmasını açıklarsa olur. Ama şöyle bir bilgi var. Mesela Sinovac dediğimiz inaktif aşı, BioNTech dediğimiz mRNA'sı. Yani ikisi farklı aşı. Bunlara heterolog aşı yaptırma deniyor. Heterolog aşı yaptıranlarda bağışıklığın iyi olduğuyla ilgili elimizde veriler var. O yüzden ben şu anda yaptırmayacağım. Ama bununla ilgili de araştırmaları Türkiye'de biliyorum. Nötralizan antikor seviyeleriyle ilgili bir takım araştırmalar vardı. Onları da izleyeceğiz. Evet. Şunlar yaptırabilir yalnız. Yani Sağlık Bakanlığı'nın riskli grup dediği kişiler, yani 60 yaş üzeri kişiler, kronik hastalığı olanlar, mutlaka dördüncü doz, iki doz Sinovac, bir doz BioNTech yaptırmış olanlar, dördüncü doz olarak da bence BioNTech yaptırsınlar. BioNTech o üçüncü doza uygulayanlara, bunu da dördüncü doz, bu benim önerim. Yani şu ana kadar da edindiğim tecrübelerden kaynaklı, bilimsel bir veri değil. Bilimsel verilerle ilgili şey geldiğinde, bilimsel veriler geldiğinde onları da size açıklayacağız. Sizlerin de şey olduğunda şu konuları araştırın, bu konuları araştırın diyebilirsiniz. Onlara yönelik de haberlerimiz olur. Haftanın sağlık haberlerinde en önemli haberler neyse onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu platformda yayını da beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bunlar önemliymiş şeylerde. Buralardaki insanlar varsa işte yayını beğenin. Sonra da paylaşın. Bunlar YouTube'da önemliymiş. Daha fazla insanlara ulaşsın. Benim takipçiler zaten biliyor. Yani önemli olan bizim için doğruların, bilimsel doğruların doğru ve net bir şekilde aktarılmasıdır. Onun dışında başka bir kaygımız yok. Instagram'a da buradan selam ederiz. Bize aşı karşıtı oldu diye etiketlediği için ve bizi başka insanlar etiketleyemediği için de Instagram'a saygılarımızı buradan sunalım. Herkese iyi akşamlar dileriz efendim.